Bakü'de bulunan 16 katlı bir binada çıkan yangında en az 16 kişi öldü, 64 kişi de yaralandı. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına alabildiği yangınla ilgili konuşan Başsavcı Zakir Garalov, binanın plastik kaplamasının yangını hızlandırdığını bildirdi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Adalet Bakanlığı'nın otoparkında bir aracın içine gizlenmiş olan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 6 kişi öldü, 40'tan fazla insan da yaralandı. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceğini bildiriyor. Uluslararası yardım kuruluşları maddi yetersizlik nedeniyle Suriye'den aralarında Türkiye'nin de olduğu komşu ülkelere kaçan mültecilere yönelik yardımlarında kesintiye gitmeye başladı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Fonu'ndan verilen 100 dolarlık aylık yardımlar da kesilmiş durumda. Rusya yanlısı ayrılıkçıların hakimiyetinde bulunan Donetsk kentine açılan ateş sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti. Ayrılıkçılar, Ukrayna hükümetinin varılan ateşkes anlaşmasına uymadığını ve kaybettiği bölgeleri yeniden ele geçirmeye çalıştığını savunuyor. Berlin'de 35 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen iklim diyaloğu halk tarafından da yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Toplantıda bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sene sonunda Paris'te yapılacak olan Dünya İklim Zirvesi'nin çok önemli olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir evin bahçesine giren puma, uyuşturucu iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi. San Mateo kentinde yakalanan puma, eyaletin yabani hayvanlar birimi aracılığıyla daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.